Nigar'ın kızını emniyetli bir yere aldım Sultan. Güzel. Kimse bilmeyecek bunu. Nigar Hatun. Bilhassa o bilmeyecek Sümbül. En azından istediğimi alana kadar. İbrahim Paşa'nın nerede olduğunu öğrendin mi? Saraydalar sultanım. İbrahim Paşa. Sultanım. Epeydir karşılaşamıyorduk. Afiyettesinizdir inşallah. Seni gördüm, daha iyi oldum. Hünkârımız için geldiyseniz buyurun. Firuze Hatun yok, yalnızlar. Ne güzel söyledin. Firuze yok. Ama Nigar var, öyle değil mi? Onu Rüstem'le evlendirip kutlayabileceğini mi sanıyorsun? Yoksa düzmece bir evlilik mi bu? Boşatıp tekrar yanına mı alacaksın? Üstünüze vazife olmayan şeylere karışmayın. O gün ne olduğunu biliyor musun? Hangi gün? Nigar'ın doğum yaptığı gün. Bir kızınız olmuş, ölü doğduğu söylendi. Sen de inandın, daha doğrusu inanmayı tercih ettin. Kim ne derse desin, Hatice Sultan bir sahabenin canına kıymaz. Haklısın. Ben de inanmıyorum. O kadar zalim olamaz. Bu vaziyette geriye iki ihtimal kalıyor. Ya söylediği gibi ölü doğdu, ya da bir yerlerde nefes almaya devam ediyor. Paşa. Benim bildiğim bir yerde. Merak etme, en iyi şekilde bakılıyor. Sultanım, onu bana verin. Kızımı bana verin. Onu sana vereceğim elbette. Fakat. Ne? Fakat. Karşılığında ne istiyorsun? Firuze. Firuze'nin bu saraydan gitmesini istiyorum. Bir daha dönmeyecek şekilde gitmesini sağlarsan, o vakit kızına kavuşursun. O bir çocuk. Bunu böyle bir oyuna nasıl alet edersin? O kadını benim başıma Hatice Sultan musallat etti. Sen de onu koruyanların başına geliyorsun. Siz karı koca. Hünkârımızın odasıyla ara kadar olacağınıza kendi dertlerinizle meşgul olsaydınız. Sultanım. Ben ne diyorsam o. Firuze gidecek. Ve bunu sen yapacaksın.